Arkadaşlar, pizzanın en masum hali karnabahar pizzası tarifine hoş geldiniz. Karnabaharlarımızı böyle parçalayıp güzel yıkadıktan sonra robotumuzda bir güzel zız 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 yapıyoruz. İşte böyle. Daha sonra bir kaba alıp içerisine bir tane yumurta kırıyoruz. O da böyle. İçerisine istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Ben bir miktar tuz kattım. Yine bir miktar karabiber ve kırmızı toz biber kattım. Toz biberden sonra kaşar peyniri de kullanacağım. Ancak ben diyette olduğum için kaşar peynirini ölçülü kullanmak zorundayım. Siz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Bir miktarını karışımın içine koyuyorum. Diğerini de üstüne serpiştireceğim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğim borcama güzelce karnabaharı döküp ince bir tabaka halinde böyle yayıyorum. Pizzamızın zeminini hazırladıktan sonra bunu fırına vereceğiz. Ve 150-180 derecede, sizin fırınınıza bağlı tamamen, 20-25 dakika pişireceğiz. Bu esnada da sosunu hazırlayacağım. 1-1,5 kaşık salçanın içerisinde bir miktar kekik ve ben kimyon kattım. İsterseniz fesleğen de katarsanız gerçekten güzel olur. Bende yoktu. Ve kolay sürülebilsin diye, yağ sürmeyeceğim için birazcık su kattım içerisine ve karıştırdım. Daha sonra alt zeminimize bu sosu güzelce yaydıktan sonra malzemelerimizi yerleştirdim. Zemine güzelce sosumuzu yaydıktan sonra içerisine malzemelerimizi katıyoruz. Ben çok ince dilimlenmiş kabak ve bol mantarlı tercih ettiğim için böyle yaptım. Siz malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz dilediğinize göre. Malzemelerimizi dizdikten sonra kenardaki kaşar peynirimizi de güzelce üstüne serpiştiriyoruz ve tekrar fırına veriyoruz. Kabaklar kendinden geçene, kaşar peynirleri kızarana kadar tekrar fırınlıyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra üçgen dilimleyip afiyetle yiyoruz. Eğer ön yargılı değilseniz bu tadı beğeneceğinize emin gibi bir şeyim. Eğer yaparsanız afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.